Ben Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Ahmet Uyumaz. Hayvancılıkla ilgili üniversitemizde birçok proje gerçekleştirilmekte. Biz de bu alanda Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisi bölümü olarak bu alanda tarım alanında ve hayvancılık alanında ne gibi çalışmalar yapabiliriz? Bununla ilgili birkaç araştırma gerçekleştirdik ve bu noktada hayvan çiftliklerinde hayvanların özellikle yemlenmesi esnasında bazı makinalara ihtiyaç olduğunu fark ettik. Biz de bu anlamda otonom elektrikli bir yem ittirme robotu cihazının prototipini ürettik. Bu cihazımızın asıl amacı hayvanlar yemlenirken bu yemlenme esnasında yemleri önünden ittiriyorlar. Bu hayvanların yetersiz beslenmesine sebep oluyor. Bu noktada da sürekli hayvan çiftliğinde bir kişi hayvanların önüne doğru bu yemi ittirmek için zaman harcıyor ve güç harcıyor. Bunun için otonom bir cihaza ihtiyaç olduğunu fark ettik. Bu cihazın görevi de belirli aralıklarla bizim belirlediğimiz güzergah boyunca çalışmak suretiyle hayvanların önüne samanı ve yemi ittirme görevini yerine getiriyor. Bu birinci neden. İkinci olarak tabii yetersiz beslenen hayvanların süt verimleri azalıyor. Dolayısıyla biz bu noktada da bu süt veriminin azalmasının da önüne geçmiş oluyoruz. Yaklaşık 100 litre süt veren bir hayvan çiftliğinde yıllık 1500 ila 1800 litre arasında yetersiz beslenmeden kaynaklı bir süt verim kaybı olduğu tespit edilmiş bazı araştırmalarda. Bu noktada bu gerçekleştirdiğimiz prototipini yaptığımız cihazla yetersiz beslenmenin önüne geçerek bu süt veriminin de artmasına vesile olmuş olacak makinamız. Aynı zamanda tabii çiftlik sahipleri yemin hayvanların önüne doğru ittirmesi için bir iş gücü kullanıyor. Bu iş gücünden de tabii ki kurtulmuş oluyoruz. Otonom olarak cihazımız bunu da gerçekleştirmiş oluyor. Cihazımızın bir başka özelliği yerli imkanlarla üretmiş olmamız ve bu noktada bu tarzda makineler ve cihazlar çok tabii ki pahalı, maliyet yüksek. Bu noktada küçük ve orta ölçekli hayvan çiftliği sahipleri de bu cihazı alabilmesi için biz minimum maliyet gözeterek bu cihazı üretmeye çalıştık. Yani cihazımız hem yerli ve ekonomik bir cihaz. Dolayısıyla bu noktada da çiftlik sahiplerine, bu şekilde tesis sahiplerine çok büyük bir avantaj sağlıyor. Bu tabii ki hem ülkemiz için hem yöremiz için, üniversitemiz için çok önemli bir katkı olduğunu düşünüyoruz. Biz bu projeyle birlikte 5 makine mühendisi bölümü öğrencimizle ilk defa biz de bunun deneyimini yaşadık. Teknofest 2022 Karadeniz etkinliğine katıldık bu projemizle birlikte. Gerçekten bu alanda tarım teknolojileri alanında bu yarışmaya katıldık biz. Tarım teknolojileri üniversite ve üzeri seviyesinde bu katıldığımız proje birçok proje arasından seçildi ve finale kaldık. Finalde yaklaşık 45 tane takım vardı bu alanda. Biz bu projelerin içerisinde uzman hocalarımızın tabii ki değerlendirmesiyle birlikte birinci seçildik. Bu tabii ki üniversitemiz, bölümümüz ve fakültemiz için gerçekten çok gurur verici bir olaydı. Bu projenin gerçekleşmesini yine sağlayan makine mühendisliği bölümü öğrencilerimize, hocalarımıza ve üniversitemiz rektörlüğüne, aynı zamanda hayvan çiftliği sorumlumuz Şenol hocamıza bu imkanı bize sağladığı için çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de makinamızın birkaç revizyon yapılacak kısımları ve parçalarımız var. Onları da revize ederek tam verimli, randımanlı, tesiste kullanılabilecek bir cihaz haline getirmeyi planlıyoruz. Ve bunun üzerinde çalışmalarımız hala devam ediyor. İnşallah yaptığımız, ürettiğimiz prototipte yöremize, ülkemize, üniversitemize hayırlı, uğurlu olur diyoruz. Merhabalar, ben Sinan Satılmış. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi makine mühendisi, son sınıf öğrencisiyim. Ahmet hocamızla 5 makine mühendisi arkadaşlarımızla beraber otonom yem ittirme robotu yaptık. Okulumuza atölyelerini açtığı için öncelikle teşekkür ediyorum. Gece geç saatlere kadar beraber, 3'e 4'e kadar hep beraber çalıştık. Eylül ayından beri bu projeyi üretmek için çalışıyoruz. Sonunda karşılığını Teknofest'te birinci olarak aldık. Bu süreçte emeği geçen tüm arkadaşlarıma da buradan teşekkür etmek istiyorum. Teknofest'te yer almak, Ordu'da yer almak, Samsun'da yer almak bizim için acayip büyük bir deneyimdi. Öncelikle biz Eylül ayında 5 arkadaş toplaştık. Dedik bir proje yapmamız lazım. Makine mühendisliğinde ya da mühendislik fakültesi proje eksik. Ne yapabiliriz diye düşünüyorduk. Abdullah abimiz var bu arada, ekip arkadaşımız.
O bir tane Şenol hocamızla beraber bu sorunu bize iletti. Hayvanların işte yem yerken burunlarıyla yemi ittirmesini sorun olarak gösterdi. Biz de dedik harbiden böyle bir sorun var. Yani bunu sorun çözmemiz lazım. Bir robot üretmemiz gerektiğini öğrendik. Baktık muadillerine neler yapılmış. Yani dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yok. Yapılan ürünlere baktık. Onun daha iyisini yapmaya çalıştık. Bunun için yerli, tamamen yerli, kendi üretimimizle atölyede çalışarak kaynağından tutun boyasına kadar hepsini kendimiz yaparak bu otonom yem ittirme robotunu ürettik. Çiftliklerde inşallah bu süreçten sonra da kullanıma hazır şekilde getirmeyi umuyoruz. Bundan sonraki hedeflerimiz 5 arkadaş ve 1 Ahmet hocamızla beraber kurumsal aşamasına gitmeyi düşünüyoruz inşallah. Türk Patent Kurumu ile görüştük. Tabii bir patent almamız söz konusu değil ama faydalı model olabileceğini öğrendik. Faydalı modelden sonra da kurumsallaşıp bu ürünü yurt dışına ya da yurt içine satmayı ve ülkemize döviz kuru getirmeyi umuyoruz. Türkiye'nin teknoloji platformu dediğimiz son yıllarda Türk sanayisinin özellikle gelişimi bakımından yeni ARGE projelerinin, yeni sanayi projelerinin göreceğe çıktığı TeknoFest platformunda biz de üniversite olarak hayvancılık teknolojileri, tarım teknolojileri başlığındaki kategoriye başvurduk. Makine mühendisliği hocalarımız ve öğrencilerimizin işbirliğinde bir kategoride başvurduk ve burada da kendi alanında da binlerce projenin içerisinde açıkla söyleyebilirim yaklaşık 6000 proje içerisinden seçilen projemiz birinciliğe layık görüldü. Elektrikli otomatik yem süpürme özellikle çiftliklerin önemli bir problemi. Hayvanlar yemlerini yedikçe yemlerin hayvanların ulaşamadığı alanlara doğru gitmesini, bunu belli bir zaman bir yazılım çerçevesinde otomatik olarak süpüren ve tekrar hayvanların refahına sunan bir proje. Bu anlamda bunu artık ilerleyen zamanlarda çok daha güçlü üretim süreçleriyle firmalarla da görüşerek inşallah yakın zamanda sanayiye dönüşümüne de tanıklık etmiş olacağız. Üniversitemiz bildiğiniz üzere özellikle hayvancılık konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Ama hayvancılık dediğimiz zaman konu sadece hayvan refahı ve hayvan bakımı dediğimiz klasik veterinerlik hizmetlerinin ötesine geçiyor. Hayvancılık teknolojileri dediğimiz gün artık günümüzde yine hayvan refahını, hayvan bakımını, hayvanların sağlıklı gelişimini yakından ilgilendiren teknoloji dünyası artık günümüzde bir gerçek. İşte bu alanda da yoğun bir proje çalışması içerisindeyiz. İnşallah kendimiz de 2023'ün ilk aylarında High-Tech Fest'i yapıyoruz. Bu High-Tech Fest'te işte Hayvancılık Teknolojileri Festivali dediğimiz bir proje festivali olacak. Burada aldığımız ödül bizim 2023'te sadece bu alanda yapacağımız ulusal düzeyde ki festival bakımından da bizim için çok sembolik de bir anlamı oldu. Şimdi burada elde ettiğimiz deneyimlerle 2023'te üniversitemizin ve Burdur'un ev sahipliği yapacağı bu yeni ulusal düzeydeki güçlü çalışmaya da destek veren bir yönü oldu. Onun için ben bu işe emek veren makine mühendisliği bölümü hocalarımızı, Ahmet hocamızı ve genç araştırmacılarımızı, öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Başarılarını yeni başarılarla süslemelerini bekliyoruz.